What happened? You okay? What happened? What happened? You okay? What happened? I can't feel my legs. Okay? I can't feel my legs. İsrail'in saldırılarının ilk günlerinde yaralananlardan birisiniz. 13 Ekim 2023'teki saldırıda gazeteci İslam Abdullah hayatını kaybetti ve sizin de arasında olduğunuz 6 gazeteci yaralandı. Türk medyasında ilk röportajı bize verdiğiniz için teşekkür ederim. Sizin için zor ama o gün neler yaşandı? Beni konuk ettiğiniz için teşekkürler. 13 Ekim'de İsrail-Lübnan sınırında Birleşmiş Milletler'in sınır boyunca yaptığı devriye ile ilgili bir haber yapıyorduk. Sakin bir gündü. Hiçbir gerginlik yoktu. Sabah bölgeye gitmiştik. Öğleden sonra 4'e kadar oradaydık. Hadi. 4.30'da yakındaki bir köyde bombardıman sesi duyduk. AFP, Reuters ve El Cezire muhabirleri olarak olan biteni haberleştirebileceğimiz güvenli bir yere gittik. Sonrasında hayatımızın değiştiği saniyeleri yaşadık. İlk başta gerçekten ne olduğunu anlayamadık. Yerdeydim. Bacaklarımda his kaybı yaşadım. Gerçekten ne olduğunu bilmiyordum. Yardım için çığlık atarken meslektaşım Dylan Collins bana yardım etmek için koştu. İkinci bir saldırı oldu ve o anda herkes ortadan kayboldu. İkinci saldırı El Cezire'nin arabasını vurdu. Bu da onu ters çevirdi ve yanmaya başladı. Yakınımda alev aldı. Kendimi kurtarmak zorundaydım çünkü yanarak ölmek istemiyordum. Ve olay yerinden sürünerek uzaklaşmaya başladım. Bacaklarımda ciddi yaralarla. Hiçbir şey duymadık. Tank mermisi ya da buna benzer bir şey görmedik. Hatırladığım son şey anneme göndermek için gün batımında bir fotoğraf çektiğim ve ona iyi olduğumuzu söylemek için kendisine gönderdiğimdi. Onu güvende olduğumuz konusunda bilgilendirmek istemiştim. Ve saniyeler içinde, dakikalar sonra her şey değişti ve artık güvende değildik. هناك القصف العنيف. After that attack, I was in induced coma for 12-13 days. 12-13 gün boyunca komada kaldım ve uyandıktan sonra doktorların bana dizüstü bilgisayar veya telefonumu ya da başka bir şey vermemeleri konusunda özel talimatları vardı. O yüzden uyandığımda Reuters'tan meslektaşım ve yakın arkadaşım İsam Abdullah'ı kaybettiğimizden haberim yoktu. Uyandıktan yaklaşık 2 hafta sonra telefonumu ve dizüstü bilgisayarımı aldım. Hemşirelere işimi ve o gün çektiğim fotoğrafları gösterdiğimi hatırlıyorum. Sonra hemşirelerden biri bana kimin öldüğünü sordu. O ana kadar bununla ilgili hiçbir fikrim yoktu. Bu yüzden internette aramak zorunda kaldım. Ve İslam'ın resmini gösteren bir haber çıktı. Şok oldum. İlk başta inanamadım. Bu kez Arapça olarak internette arama yaptım ve onun cenazesinin videosunu gördüm. Çok korkunç bir andı. Sinir krizi geçirdim, ağlamaya başladım. O zaman sesim de çıkmadığı için öfkemi ve hayal kırıklığımı bile tam olarak ifade edemiyordum. Sosyal medyada dolaşan tüm videoları ve resimleri gördüm. Başımıza gelenleri hak etmediğimiz için içimde çok fazla öfke ve hayal kırıklığı var. Biz sadece işimizi yapıyorduk. Uluslararası hukuka göre korunmamız gerekirdi. O sırada basın yeleği giymişsiniz ki onun sizi koruması gerekiyordu.
Kesinlikle öyle. Tüm önlemleri almıştık. Basın kartımızı takıyorduk. Kasklarımız vardı. Basın aracı olduğu belliydi. Tüm gazetecilerin aldığı tüm tedbirleri almıştık. Drone'la bizi izliyorlardı. Kim olduğumuzu biliyorlardı. Buna rağmen bir bile değil, tam iki kez saldırıya uğradık. Zahir, Al-Mashab. نعم علم شعب هي البلدة ما بعد النقورة باتجاه التلال هي تبعد عن الساحل كيلومترات قليلة في القطاع Hizbullah yoktu, Hamas yoktu. Biz sadece bir grup gazeteciydik. Hepimiz kameralarımızı tripodlarımızda tutuyor ve işimizi yapıyorduk. Birleşmiş Milletler soruşturma başlattı. İnsan Hakları İzleme Örgütü bunu bir savaş suçu olarak nitelendirdi. O düğmeye kim bastı? Bunu bize kimin yaptığını hala bilmiyoruz. İsrail'den net bir isim veya yanıt alamadık. Ancak farklı medya kuruluşları, İnsan Hakları İzleme Örgütü ya da Uluslararası Af Örgütü gibi kurumlar bunun hedefli bir saldırı olduğunu gösterdi. Bu bir hata değildi. AFP de diğer tüm medya kuruluşları gibi bizim için adaletin sağlanması amacıyla çalışıyor. Hannah Arendt'in dediği gibi bildiğimiz tek şey bu tür suçları ne cezalandırabileceğimiz ne de affedebileceğimizdir. Size şunu sormak istiyorum. Hala adalete inanıyor musunuz? Ben şahsen şu anda adalete inanmıyorum. Bir Lübnanlı olarak yaşananların sonucunda adaletin gerçekleşeceğini düşünmüyorum. Ama umut olduğuna inanıyor muyum? Evet, umut var. Görevlerini yaparken yaralanan veya hayatını kaybeden gazeteciler için Paris'te olimpiyat meşalesini taşımak size nasıl hissettirdi? Gerçekten olağanüstü bir deneyimdi. Başımıza gelenleri ve Filistin'de meslektaşlarımızın neler yaşadığını göstermek için bir fırsattı bu. Genel olarak harika bir deneyimdi ve mesajımızı dünyaya aktarmayı başardığımızı düşünüyorum. Hayatımda her şey değişti. Artık aynı kişi değilim. Fiziksel olarak değil sadece. Zihinsel olarak da her şey değişti. İyileşmem tamamlandığında eski Christina ile tekrar bağlantı kurabileceğim. Ama şu an o kişiden çok kopuk hissediyorum. Soon enough, once I'm done with my recovery... Katiller kamera önünde gülerek ve dans ederek işledikleri cinayetleri anlatırken rahat görünürler. Cezasızlık olduğu sürece diye yazıyor Klaus Teweleit, Failin Kahkahası kitabında. O gün tank mermisini ateşleyen kişi de, emri veren kişi için de cezasızlık sürüyor. Siz de bu alıntıya katılıyor musunuz? Elbette. Son 10 aydır tanık olduğumuz şey, dünya genelinde bir cezasızlık kültürü. Yani işlenen tüm savaş suçlarını görüyoruz. Ancak kimse bununla ilgili bir şey yapmadı, üstlenmedi ve kimse sorumlu tutulmadı. En azından şimdilik durum böyle. Umarım cezasızlığın bittiğini görürüz.